desteği çok eski. Kurumlarından tüde yaparak eski anlamlarımızı fark etmek olarak kimyasal etmek. Eskide fetil etmek gibi bazı çeşitli etmekle. Kazanı çıkar da şöyle geri sor içeriye şöyle görüşsün yani. Havayı avre yanına al da. He? Havayı avre yanına al da. Görüşsün diyor. Merci. Biraz daha beriye getirebilir. Az daha getir beri biraz. Gibi restoranın tavası. Patlıcan, biber, domates, et. Bunları varken karşısına fırında yavaş yavaş pişer. Burada ondan sonra her esnaf kendisi görür. Burada pişer, ekmeğe alıp yerler. Herhangi bir ücret ödemezler. Değil mi? Evet. Bu bizim anneannevi yıllardır seneler atadan atıya böyle gelmiştir. Süre gelen süre gelen töremiz. Evet. Ve Besmiller töresine çok bağlıdır. Anneannesine çok bağlı olduklarını için babadan aldıklarını babaları gibi kullanmaya çalışıyor. Ama teknolojiye de ayak uydu. Bir tavalı sahabeyi bakıyor. Eskiden böyle kalle vardı burada. Kalleye para gelen ekmek atar, kallede para vardı. Bir kişi kallede durur. Her türlü odun yana. Domates, sadece domates. Üstüne kuyruk var, güzelek. Etli, miş gibi bir lezzet verdiği için bunlar yaygın bir şekilde memlekette herkes, bütün esnaf bunu yer. Bunun başka türlüsünü de yapar. Mesela biberi altına diler ve evet. Suvan diler üzerine altına. Yine damat biberi üzerine şeyler. Bu teneke çok meşhurdur. Evet. Bunun üzerine geri tekrar üzerine salça sürer. Yine böyle buyruk yağı olur. Evet. Hani sebzeli olmadığı zaman. Evet, domates olmadığı zaman. O da başka bir lezzet verir. Bu da, da hazırlanmış tamam oluyor. Evet, evet, hazırlanmış. Şimdi pişmeye girecek fırına. Fırına bir ateşe girmeye hazır. Şimdi bunun patlıcan altında mı? Şimdi bunun patlıcan altında. Biber. Biberi var yanında. Şimdi onun pişince... Domates. Onun üzerinde domatesi var. Evet. Domatesin üzerinde bak etiyle kuyruk olmuş, tuzunu atmış. Evet. Şimdi pişmeye hazır olmuş, ateşe girmeye hazır olmuş yanı başında. Bu taze peynirden olur. Biraz mayası fazla olursa götü zehirler. Onun için çok ılık, sıcak yenmemesi gerekir. Aynı zamanda fazla şeker atılması da zehirleme yapabilir. Çünkü peynirlerin zehirleri peynirde bulunan mayada büyük zehir vardır. Mayada bundan çok dikkat ederek yemek gerekir. Yani. Çaycının da resmini çeksen çaycının. Çaycı. İsminiz? Ahmet Dilekli olur. Evet, evet. Siz aşağı şehirde, labınıza kimler döner? Tinerifelli. Hı? Tinerifelli mi olur? Peki. Bu mesleğe nasıl atıldı?
Şöyle kısa da özgeçmişim. Bu mezra fakirliğinle, fakir olduğum için atladım. Niye atladım bilmiyor musun? Evet. Yani bu meslek zor meslek. Evet. Başka peki, bir iş yoktu. Memlekette geldik, bu işe başladık. Karnımız doysun diye. Evet. Peki bu tatmin ediyor mu şu bu şartlarda? Tatmin etmiyor. Bir kanaat geçiyor demek. Peki aşağı şehirde değirmenler de üretilir yapılırken ekmek kiloylandı. Şimdi niye güçlüldü? Neden acaba bu? Neden ekmek gittikçe güçlüyor? Günlük zam gelmeden. Allah Allah. Ya. Biz o kadar seferberlik olmuş hem o kadar fakirdi memlek çarık giyiyordu ama ekmek aşağıda kiloylandı. Ben, o zamanlar 5 senede bir zam geliyordu. Şimdi ise günlük zam geliyor. Evet. Yani zamlar bu işin çığırından çıkarıyor. Tabii. Günlük zam uygulanıyor. Evet. İkincisi. Evet. Dışarı gidenleri sırtına yadırdı yorgan değmiş diyorlar. Sen buna inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Nedir? Ne gibi yani? Dışarı gidince alışıyor oranın havasına, iklimine, insanına alışıyor. Ondan bir daha da gelmiyor. Oranın he? Gelirine, parasına, tabii buradan yüksek seviyede aylık gelir aldığı için orada kalmayı tercih ediyor. Tabii. Burada, oradaki imkanı burada neden bulamadılar? Bu? İşsizlikten. İşsizlikten. Tabii. Peki, güzel. Bu memleketlerin büyükleri işsizliğe çare bulamadı. Evet. Sanatkarımıza iş veremedi. Sanatkarlarımız oldukça çok. Şu olduğu için de kaçtılar yani. Buradan evet, dışarı gitmeyi tercih ettiler. Çalışkın, cesareti olanlar dışarı tabii, gitti. Tabii. Peki, peki sen, senin de paran olsun. 67 vilayetinde Besli evet, vardır. Bunu bilmeleri evet, lazım. Peki biz diyoruz ki bu kaçmayı önlemek için kayardır veya delikli kayar. Bir Besliler olarak toplansa her yerde. Adana, Antep, Mersin, Uşak, İstanbul, Besli. Desek bir vakıf kursak, yani banka gibi, böyle çalışmak, azimli kişilere iş yeri açsak, kayardın dostum, yol dostum, böyle bir şirket herkesin elinden tutsa, bu göçü de önler, hiç değilse memleketine özlem duyanlara da hazır güven verirse, acaba siz de buna müsaitle bir katkıda bulunur musunuz? Bulunuruz. Memleketin geleceği parlaması için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Tabii. Şimdi önümüzde bir kap projesi var. Evet. Bu kaptan da Besliler biliyorsun, attığını tuttuğunu koparır. Yani oradan da bir payımızı koparız diyorum ben. Payımızı verirlerse memnun oluruz tabii. Tabii. Onun için... Ondan da evet, payımızı verirlerse çok evet, memnun oluruz. Evet, ikincisi bir de bir folklor kuruyoruz. Biliyorsun aşağı aşağıda ne güzel çalıp söylüyordu. Evet. Şimdi millet küskün gibi, yani böyle hiç şey yok. Acaba neden bu? Neden? Halkımız aynı. Geçim kaynağı yok buradan. Vatandaş aç, perişan. Geliri yok, gelir kaynağı düzeyi ama, yok. Evet, eskiden... 4 tane çiftçinin elinde kalmış memleket. O da hasıratını alıyor, parasını alıyor, çekiyor İstanbul'a, Adana'da yaşıyor. Geri kalan zavallı da burada bundan 4 tane idare ediyor. Evet. Bir de şöyle diyoruz, biz de bir folklor kuralım diyoruz, Besliler'in adına. Siz de bunda da yardım olur musunuz bize? Ama maddi yönden değil de kişisel yönden, söyleyen olur, çalan olur, tavsiye de bizim için bir önemlidir. Bize düşerge görevde her yerde varız. Evet, sağ maddi ol. Ve manevi her yönden teşekkür varız. Teşekkür eder, yani, işlerinizde başarılar dilerim. Teşekkür ederim, ben de teşekkür ederim. Aleyküm selam. Haa, damlı bağa bak. Oraya bak, hayla. Haa, damlı. Evet. Şimdi aşağı şehirde sen ne gibi işler yaptın bu yaşa kadar? Ne meslekler yaptın? Şöyle kısadan anlatabilir misin? Berberlik yaptınız. Berberlik yaptınız, başka? Başka mı? Sünnetçilik yaptı, yaralara sünnetçilik yaptım. Şimdi aşağı şeride berberler sünnet yapardı. Doktor gibi evet, yaratını şey yapardı, merhem düzenlerdi. Evet. Sen hatırlıyor musun? Hepsi geçti. Evet. Şimdi o zaman mı iyiydi, şimdi mi iyi? Baba, yüzünü söylüyorum. Geçti ve gebereceğim ben, ölmüşüm bir şey yap.
isterim ben. Ha. Hangi obada oturdunuz? Aşağı şehirden mi? Meydan'da oturuyorum. Meydan Mahallesi'nde. Meydan Mahallesi'nde. Peki. Güzel. Acaba bu camiler neden yıkıldı amme be? Şehirde kimse kalmadı, ondan yıkıldı. Ne? Şimdi eskiden bakardık, haliye düşmezken millet niye böyle boş bırakıldı, oraya bekçi tutulsaydı bu esinler yıkılmazdı değil mi? Aman ne bileyim, ne bileyim. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Yıkılacağı vardı, yıkıldı işte. Yıkıldı kimsesiz kalınca aşağı şehir haliyle harap oldu. Evet. Peki şimdi diyorum ki, evet öyle de, şimdi Besli halkı orada oturuyordu. Evet. Mesela bir ufak haliye düşmedi değil mi? O zaman de, demek ki bu esnaf mıydı bu camileri koruyan? Bu kadar memleketin tarlası var, takımı var, ekmeğini yemiş yıllarca, tarlasını sürmüş kişiler bir bekçi tutamaz mıydı yani? Sizce hata kimin? Evler söküldü hep. Aşağıdaki evleri söktüler, buraya yaptılar. Evet. Yeni şehre yaptılar. Ama güzel evler söktük ama bu camilerin, şey, hamamların suçu neydi acaba? Neden? Hayır, şimdi Besni Hastanesi'nde mi başka yerde? Evet, göz hastanesi vardı aşağı şehirde. Ha, ha. Aşağı şehirde göz hastanesi vardı. Besni'de askerlerde çalıştım. Askere gittim. Evet. Askere gittim, askerden, yani askerle geldikten sonra da 8 sene de belediye memurluğu yaptım. Evet. Ondan sonra da tapuya naklettim. Tapu kağıtlı, tapu memurluğu, tapu muavinliği, tapu müdürlüğü yaptım. İki senede Ankara'da kurs gördüm. Evet. Peki, kaç çocuğunuz var? Beş. Okuyan çocuğunuz var mı? Yok, şimdilik yok, okudu. Evet. Peki, yüksek tahsil okuyan var mı? Var, oğlan okudu işte, yüksek tahsil okudu. Annem hangi okulu bitirdi? Elektronik meslek yüksek okulu elektronik bölümü. Güzel. Evet. Peki şimdi sana da sorayım. Bu aşağı şehirde niye şimdi geldik yukarı şehre? Evet. Buradan da tutulamadı, millet dışarı gitti. Acaba niye göçtük biz? Neden? Senin fikrin nedir? Aşağı şehirde müsait değildi. Evet. Daha evvel eski zamanlara göre kurulmuş bir şehirdi. Evet. Son zamanlarda ora elverişli olmadı memleket evet. için. Evet. Şimdi millet yukarı şehre taşınınca fakirleşti. Kimisi ev yaptı, kimisi artı elindeki parasını yedi. Sermaye tükenince burası dokumacılık memleketiydi. Evet. Dokumacılık da şey oldu. Evet. Şey oldu. Elektrik ve evet. Su olmadığı için şey edemediler, çalışamadılar. Başka yerlere gittiler. Kimisi perişanlığından gitti, kimisi parası vardı gitti. Gittikleri yerde de çok durumları iyi. Peki, şimdi diyorlardı ki Besni'den eskiden dışarı giden sırtına yadırgı yorgan demiş adam olmaz. Evet. Ama bu başka belki başka vilayetlere göre söylemişler ama Besni'ler yadırgı yorgan değil, kutlu yorgan da yaparlar. Bunu neye bağlıyorsun bu Besni'ler böyle? Neyi? Yani Besni'den de veyahut başka gurbete giden yadırgı yorgan demiş adam olmaz derler ama yok, bu Besni'ler bunun tersini yaptı. Besni'ler çalışkan olduğu için geldikleri yerde para kazandılar. Evet. Şey oldular, adam oldular yani. Evet. Yani İşte. Yorgan tersine döndü, evet. Mercedes oldu evet. Yani değil mi? Altında aynen. Mercedes oldu. El oldu yani. Evet. Peki. El oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Biz aşağı şehirde Reşitler. Yani yedi belalar, hı. Kalalar, evet. Ondan sonra hayımlar, evet. Çalardı Mehmetler, çalardık, oynardık, ahkemimiz evet. vardı. Daha az da kazanırdık evet. ama böyle bir şey lüküs yoktu. Şimdi bunlar kayboldu. Evet. Acaba
biz de bunun kaybolmaması için ben bir terim olarak ortaya attım. Ve şimdiye kadar da hiçbir hemşerim 5 lira olarak, yani hafızı 5 lira olarak hiç de itiraz eden olmadı. Ben diyorum ki bir folklor kuralım. 5 liranın zengin şeyimiz var bizim. Kültürümüz bu yönde. Oyunumuz, türkümüz. Bir folklor kuralım. 5 liradan gitsin. Mesela Antep'te bir hemşehrimizin düğünü var. Çalsın, oynasın. Oradaki 5 liranın özlemini gidersin. Ondan sonra Mersin'de mi var? Binsin hemen minibüsü. Sabahleyin 5 liranın düğünü yapsın. Oradaki hemşehrilerin gönlünce eğlensin, gelsin. Her yere gitsin. Peki siz de böyle bir şey kurulursa maddi manevi katkıda bulunmuşsun. Mesela kişileri önermek, gençlere tavsiye etmek de bizim için bir önemli. Ne o şey o düğün meselesini ben bir şey etmiyorum. O onda belki günah sahibi olur. Hayır şey bakımı. Ya halk kendi şeyimizi çalıp söylüyor. Biz kalkıp da şey yapacak dediğimiz değil. Yani folklor olarak. Adıyamanlar folkloru yok mu? Bilmiyorum var ya. Ha. Beslenin niye olmasın? Onlar da olsun. İşte onun için diyorum. Siz de bu yardım görür müsünüz? İşte benim diyorum. Ben çıkamadayım. Çık çık. Şoförü de belli olmaz. Hiç kaçamadım. Biraz bitirin.